Evet, Fas'a gitmeden önce havaalanında yaptı bu açıklamayı Başbakan Erdoğan. Gezi Parkı'ndaki, daha doğrusu Gezi Parkı ile başlayıp yayılan olayları konuşacağız. Ağaç sökülüyor bahanesiyle başlamıştı olaylar. Nasıl bu noktaya geldi? Olayları birileri tahrik mi ediyor? Bu soruların yanıtını ve gelinen durumu değerlendireceğiz. 24 Genel Yayın Yönetmeni Yiğit Bulut stüdyo konuğumuz. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Şimdi yorum şu, sağ salim baktığımızda masum bir gösteriydi. Ağacına sahip çıkan ya da sadece ağacına sahip çıkan da demeyebiliriz buna. Belli bir kararları protesto eden bir halk geldi Gezi Parkı'na. Ondan sonra olayların geldiği bilançoları zaten birazdan vereceğiz, sosyal medyayı, diğer açıklamaları. Nasıl geldi bu noktaya? Ne oldu? Öncelikli olarak siz nasıl görüyorsunuz, nasıl analiz ediyorsunuz? Yani? Evet, şimdi her şeyden önce olaya katılanları kategorize etmemiz, birbirinden ayırmamız gerekiyor. Bir gerçekten çok samimi olarak olaya katılan, sokağa çıkan, eline tencere tava alan ve gerçekten bir şey söylemeye çalışan insanlar var. Bunların içinde yaşlı teyzeler var, dedeler var, anneler var, babalar var, çocuklar var, öğrenciler var. Bunların bir şey söylemek isteği var ve bu söyleme isteğini de bu şekilde dile getirmeye çalışıyorlar ki demokrasilerde bu gayet normal bir yöntemdir. İkincisi, bunları provoke edip, yani bu samimi insanları provoke edip başka bir gruba dönüştürmeye çalışan, arada dışarıdan ve içeriden aldığı emirlerle çalışan provokatörler var. Bunların bir kısmı sanatçı kılığında, bir kısmı bürokrat kılığında, bir kısmı siyasetçi kılığında, maalesef bir kısmı Türkiye Büyük Millet Meclisi milletvekili rozeti taşıyor. Üçüncüsü, gerçekten bir fiil terör yaratmak için oraya gelip terör örgütlerinden ve dışarıdaki istihbarat örgütlerinden doğrudan emir, malzeme ve lojistik destek alan insanlar var. Dolayısıyla bu üç grup bir araya geliyor ve yorum yaparken veya onları gözlemlerken biz bu üç grubu birbirinden maalesef ayıramıyoruz. Şimdi o açıdan diyorlar ki şöyle böyle böyle diyorsunuz ama biz burada çok samimi olarak çıktık. Mesela bir teyze bana dün diyor ki sokakta, evladım diyor, böyle diyorsunuz ama beni buraya kim çıkarabilir ki dış mihraklardan veya işte dışarıdakilerden, içeridekilerden diyor. Teyzeciğim diyorum, sen oraya gerçekten çok samimi olarak çıktın ama senin buradaki varlığını kullanıp kendi mesajını veya kendi oyununu oynamak isteyenlere alet oluyorsun. Sen söyleyeceğini söyle, gösterini yap, evine çekil. Ama sen sürekli burada kaldığında terör yaratanlarla polis arasında onların istediği gibi doğal bir bariyer haline geldiğinde maalesef sen bu oyunun bir parçası oluyorsun. Onun için ben buradan bütün öğrencilere, teyzelere, işçilere, emeklilere, bütün oradaki samimi insanlara diyorum ki samimiyetle oradaki varlığınıza ben bir Türk vatandaşı olarak inanıyorum. Ve bazı konularda aynı şeyleri düşünüyoruz. Siz de aynı şeyi düşünüyorsunuz belki. Bunların söylenmesi gerektiğini de düşünüyoruz ama bunun yöntemi bu değil. Bakın mesela arkadaki araçlara bakın. Şimdi görüntüleri vereceğiz. Beşiktaş'ı yapmak için 100 milyonlarca dolar harcadık. Taksim'i yapmak için 100 milyonlarca dolar harcadık. O polis araçlarını almak için 100 milyonlarca dolar harcadık. Eğer bu demokrasi ise, bu protesto ise böyle protesto olmaz. O samimi insanlar da bu görüntülerden razı. Şimdi o teyzeye ben soruyorum. Tamam teyzeciğim, iyi niyetli oradasın dediğim teyzeye. Bu otobüsün yakılmasından memnun musun teyze? O polis araçlarının tahrip edilmesinden memnun musun? Değil. Ha, polisin suçu yok mu? Çok açık söyleyeyim. Polisin de olayların başlamasında suçu var. Mesela bazı görüntüler var. Adam ailesiyle orada oturuyor. Polis geliyor, onu tartaklıyor. Hiç alakası yok olayla. Kesinlikle. Amca ile teyze kaldırımın kenarında oturuyor. Onlara gaz geliyor. Ama polisin de insan olduğunu unutmayın. Bakın, dün polislerle de konuştum. Diyor ki 40 saattir görev yapıyorum diyor. Hatta ben konuştuğum saatte polis 44. saate girmişti. 40 saattir yerde yatıyorum. Sadece bir sandviç yedim. Bir kişiye su içtim ve 40 saattir bunlarla mücadele ediyorum. Dolayısıyla polisler de insan. O açıdan baktığınızda gelinen noktada söylenecek bir mesaj mı var? Söylenecek mesajı söylediniz. Cumhurbaşkanı da çok güzel söyledi. Mesaj alınmıştır. Ha, Türkiye Mısır mı? Türkiye'de bir bağır gerekiyor mu? Türkiye Orta Doğu ülkesi mi? Türkiye başka bir ülke mi? Hayır. Bugün bir Amerikan yazarı, Amerikalı yazar çok güzel yazmış. Diyor ki Recep Tayyip Erdoğan seçimden kaçan bir adam değil ki zaten. Hayatı seçimlerle geçmiş. Hayatı seçim kazanarak bu noktaya gelmekle geçmiş. Dolayısıyla seçim mi istiyorsunuz? Karşınızdaki adam zaten seçime hazır. Giderken de söyledi, 10 ay sonra seçim var. Beğenmiyor musunuz? Beğenmek zorunda değilsiniz. Recep Tayyip Erdoğan'ı sevmek zorunda değiliz. AK Parti'yi sevmek zorunda. Seçimde gelirsin, indirirsin aşağı, başkasını çıkartırsın. Ama iddialardan bir tanesi de bu zaten. Yani şimdi 2002'den 2013 yılına geldik. İşte
kaç tane seçim oldu sayısını hatırlamıyorum. 7-8 tane ona yakın seçim oldu. Bütün bu seçimlerde istenilen elde edilemedi. Yorum da bu zaten. Yani seçimle gönderilemeyeceği anlaşılan AK Parti iktidarının farklı yollarla gönderilme çabaları evet, iddiası kesinlikle, var. Kesinlikle ona katılıyorum. Bakın amaçlardan bir tanesi bu. Şimdi 10 ay sonra seçim var. Bugün seçim anketi açıklanmış. CHP için seçim tam bir gene hezimetle bitecek eğer anket doğruysa belediye seçimi. Dolayısıyla seçimden önce ortalığı karıştırmak gerekiyor. Bakın oradaki samimi insanlara tekrar sesleniyorum. Sizin bu olayla alakanız yok. Siz bir kenarda durun. Ama bir tarafta seçimle bir partiyi yenemiyorsun. Demokrasiyle, demokrasinin yollarıyla o partiyi alt edemiyorsun, iktidardan indiremiyorsun, belediyeleri elinden alamıyorsun. O zaman ne yapıyorsun? Sokakları terörize etmeye başlıyorsun. Seçimi kendin gölgeliyorsun. Sanmayın ki olayı provoke edenler seçim istiyorlar. Hayır, onlar tam tersi seçim olmamasını istiyorlar. Kemal Kılıçdaroğlu'nun iktidarının devam etmesi için CHP'nin seçime girmemesi lazım. Çünkü belediye seçimleri bittiği anda bakacaklar ki yeni genel başkan fos çıktı. Ne olacak? Yeni genel başkanı indirecekler. Dolayısıyla CHP zaten seçim olmasın diye bu provokasyonun içinde. En önemlisi bu. Ben CHP'nin yerinde olsam, hadi yarın erken genel seçim arkadaşlar var mısınız? Hadi var mısınız, test edelim. Böyle bir çağrı da yok. Çünkü tekrar ediyorum, CHP'nin isteği seçim olmaması. Çünkü seçim olduğu anda kendi anket şirketleri bile seçimin sonucunda CHP'nin hezimete uğrayacağını söylüyor. Dolayısıyla o sokaktaki samimi insanlar bunlardan tamamen dışarıda. Şunu da unutmamak lazım. Bir, seçim yapılmasın diye bu provokasyon yapılıyor. Yani zaten Türkiye seçim sürecine girmiş. 10 ay sonra seçim var. 6 ay içinde adaylar belli olacak. 6 ay seçim propagandası, 4 ay propagandası yapılacak. Ve seçime gideceğiz. Arkasından Cumhurbaşkanlığı seçimi var. Arkasından erken genel seçim olmazsa eğer normal genel seçim var. Arada bir referandum olma ihtimali var. Yani Türkiye 4 seçim yapacak 24 ayda. Ortalama 6 ayda bir sandığa gideceğiz. Şimdi ortalama 6 ayda bir sandığa gittiğinizde demek ki her 6 ayda bir sizin kendinizi AK Parti'ye, test etme evet, ihtimaliniz AK Parti'ye var. Sizin bir mesaj verme, kırmızı kart gösterme hakkınız var. Yok, biz 6 ayda bir bu mesaj verme hakkımızı kullanmak istemiyoruz. Sokakları yakmak istiyoruz. İşte burası zaten kafa karıştırıyor. Hı-hı. Bir baş aktörlerden bir tanesi. Normal seçimle kazanç sağlayamayacağını anlayan CHP seçim olmasın diye bu yöntemi uyguluyor. İki, Türkiye'nin ekonomik olarak kalkındığı her yılda, her 10 yılda, her dönemde aynı şeyler olmuştur. Bakın 1876'da Sadrazam Mahmut Nedim Paşa dedi ki ben bu Osmanlı'nın artık faizini ödemeyeceğim. Harbiye'den başladılar yürümeye. O zaman Harbiye öğrencileri Sadrazam Mahmut Nedim Paşa'yı yok ettiler. Yani azlettirdiler. Ne oldu sonra biliyor musunuz? Osmanlı maliyesi İngilizlere teslim edildi. 1876 tam 1908'e kadar İngilizler yönetti. 1954'e kadar biz Osmanlı maliyesinden ve Cumhuriyet maliyesinden taksit ödedik Duyun-ı Umiye'ye. Menderes yeni bir ekonomik model denedi. Rusya ile iş yapmaya kalktı. Menderes'i astılar. Sayın Başbakan bugün söyledi. Başbakanları, cumhurbaşkanlarını zehirlediler dedi. Özal'ı kastetti. Turgut Özal'ı kastetti büyük ihtimalle. Turgut Özal ne zaman bir Kürt açılımı yapmaya kalktı, Kuzey Irak'a baktı, ticaret yapalım dedi. Turgut Özal'ı yok ettiler. Demirel 1976-77 Ecevit'le birlikte 78-79 ne zaman bir hamle yapmaya kalktı? Dünya Bankası raporunu dayattılar. Arkadan dış mihrakların tahrikleriyle Türkiye'de darbe oldu. 28 Şubat süreci Erbakan dedi ki 10 milyar dolar rüşvet vermeyeceğim özel bankalara. Havuz sistemi kurdum. Erbakan'ı yok ettiler. Yine aynı medya yoluyla, yine aynı itibarsızlaştırmayla. Bakın bugün Türkiye nükleer santral yapıyor. Tam oraya gelecektim. Evet. Dün benimle görüştüğüm bazı isimlerin özellikle vurgu yaptığı noktalardan bir tanesi şu. 1950'li yıllarda Türkiye nükleer anlaşmasını imzalamış. 50'lerden 2013'e geçen 65 senede, 60 küsür senede bu ülke nükleer santrale sahip olamamış ve olmaması için elinden gelenler yapılmış. Şu anda 3 taneye yakın nükleer santralden bahsediliyor. Enerji konusunda Avrupa'nın, Asya'nın bütün ortak noktaları, geçiş noktaları olmuş konumda Türkiye. Dolayısıyla hani bu anlamda da sadece ekonomi anlamında değil, enerji anlamında da artık kesinlikle dünyanın gözünü döndüğü Türkiye'nin istikrarlı olması istenmiyor mu? Soru bu belki. Bakın, Türkiye nükleer santral yapmaya başladı. İkisinin anlaşması hazır, bir tanesi de bitmek üzere. 2023'e kadar 3 nükleer santral yapacak. 60 milyar dolar cari açık enerjiye giden sıfıra inecek. Almanya şu anda kendini parçalıyor. Türkiye nükleer santral yapmasın diye. Hı hı. Sürekli bir provokasyon var Almanya'da gelen. Almanlar sürekli açıklama yapıyor. Biz 2022'de nükleer santralleri kapatıyoruz yapmayın diye. Yalan. Almanya'nın nükleer santrallerinin ömrü 2022'de doluyor zaten. Ömrü dolanları kapatıyorlar. Evet. Dolayısıyla bütün derdi şu anda Almanya'nın Türkiye'nin nükleer santral yapmaması.
Almanya'nın bir derdi daha var. Türkiye'nin güne yakın boru hatlarıyla birlikte Türkiye'den gaz hatlarının ve petrol hatlarının geçmemesi. Çünkü Almanya Gazprom'un en büyük ortaklarından bir tanesi. Gazprom'un başındaki adam bile eski Alman şansölyesi. Şimdi bu bir dış miraklar Almanya. Almanya'nın Türkiye'de basın kuruluşları var. Basının %66'sına ortak Türkiye'de. Dolayısıyla bu provokasyonu destekliyor. Niye? Çünkü Recep Tayyip Erdoğan giderse nükleer santral ihaleleri düşer. İki, Türkiye 780 milyar dolar gayri safi milli hasılaya gelmiş. Nasıl gelmiş? IMF'yi kovmuş. IMF ne zaman Türkiye'ye gelmiş? 1876'da gelmiş, 2008'de kovulmuş. Dolayısıyla Recep Tayyip Erdoğan giderse ne olur? IMF anlaşması geri gelir. Üç, faiz lobisi. Faiz 4.61'di. Bugün 6.46, 6.48'e geldi ben programa çıkarken. Bakın faizin grafiğini gösterelim. Evet, hazır. Bu faizin son 5 günlük oynaması bile bu hazine bonosu sahiplerinin cebine 1 milyar dolar koydu. Ben şimdi o sokaktaki gösterici arkadaşa diyorum ki, bak güzel kardeşim, üniversiteli, işçi, emekli, hı hı, bu faizdeki bu 5 günlük değişim seni oraya kışkırtan medya patronunun cebine 1 milyar dolar paya koydu. 1 milyar hazine bonosu olduğu için yükselen faiz zaten hiçbir şey yapmadan o düşük faiz yerine yüksek faiz onun cebine para akıtmasına sebep oluyor. 1 milyar dolar kimden gitti? O gösteri yapanlardan gitti. Kime gitti? Bu yerleşik düzenin efendilerine, ağalarına gitti. Dolayısıyla faiz lobisi de ne istiyor? Recep Tayyip Erdoğan'dan kurtul, AK Parti'den kurtul, faizleri 63'lere, 65'lere, eskisi gibi gecelik 14 bin lira getir. Bütün bunları yan yana koyduğunuz zaman öyle bir ittifak ortaya çıkıyor ki İsrail... Aynı şekilde İsrail de bu hükümetten kurtulmak için seviyor bir gibi bile görünse son dönemde yine aynı olayları, aynı lobileri yürütüyor. Bütün bunlar yan yana gelince Türkiye'de içeride kullandıkları adamlarla birlikte kimin üstüne oynanıyor oyun? Diyorlar ki bu adam Recep Tayyip Erdoğan söz dinlemez. Bunun kellesini almamız lazım. Aynen Menderes'in kelleyi aldığımız gibi, Özal'ın kelleyi aldığımız gibi, Demirel'le Ecevit istediğimiz zaman kopardığımız gibi. Recep Tayyip Erdoğan'ı da buradan almamız gerekiyor. Bütün oyun, bakın, ne zaman bağımsızlık savaşı varsa hep aynı iğrenç oyun oynanmış. Hep aynı, halk buna alet olmaması. Recep Tayyip Erdoğan'ı sevin, sevmeyin. Seçimde indirin. Seçimde oy vermeyin ama siz yapın bunu. İngiltere, Almanya, ordu, İsrail, basın, bankacılık lobisi, faiz lobisi istiyor diye değil. Siz istiyorsunuz diye inecekse insin. Ama bunu da bilin ki Türkiye 100 yıldır bir bağımsızlık savaşı veriyor ve bu bağımsızlık savaşı ilk defa nükleer güç olmaya, nükleer santral yapmaya, faizi 5'lerin altına indirmeye, enflasyon tek haneli rakamlara indirmeye, 1 trilyon dolar gayri safi milli hasıla, yerli savunma, bütün bunlara yaklaşmış. Bütün bunlara yaklaşmışken sen dış mirakların oyunlarıyla bunu yapıyorsan sen yanlış yoldasın. Tekrar ediyorum, bakın, evinize dönün, istiyorsanız hükümeti sandığa gömün. Demokrasinin bu bir sebep sonuç ilişkisidir ama bunu siz yapın. İngilizler istiyor diye Sadrazam Mahmut Nedim Paşa'nın makamından azletti. Kim azletti? Yürüyen halk azletti. Menderes'i astıkları zaman bu halk bir şişe kırmadı. Bir şişe kırmadı ya. Biri de alsaydı, yere bir şişe vursaydı da Menderes'in asılmasına isyan etseydi. Onun için şimdi bize kalkıp kimse demokrasi hikayesi anlatmasın. Bu emperyal güçlerin Türkiye'de oynadığı bir oyundur. Ha, samimi insanlar orada yok mu? Var, tekrar ediyorum. Samimi olarak yürüyenler de var ama bakın, bugün faiz 4.60, bankalar çok rahatsız. Neden? Bankacılık düzenlemesi yapıldı. 9 milyar TL'lik hava parası kesiyorlardı bankalardan. O ellerinden alındı. Kalemden. Evet, ellerinden alındı. Bu olayı provokatif eden şahıs, tiyatrocu görünümü altında, bankanın reklamından yılda 2 trilyon para alıyor. Mehmet Ali Alıbora, evet. Bunu açık açık, evet, söyleyeyim. Çünkü Mehmet Ali Alıbora yazmış oldukları tweetlerin hepsini birazdan konuşacağız zaten. Sosyal medyayı da konuşacağız neler olduğunu. Onu da geçtim. Yani bugün ağaç savunuyoruz diyen adamlar bugün Beykoz'daki o villalarda binlerce, on binlerce ağacın kesildiği İçinde o sitelerde oturuyorlar. Yani bakın, o şahıs yılda 2 trilyon, 3 trilyon bankadan para alıyor reklama çıktığı için. Ve orada bu insanlar, bakın, 1000 lirayla, 500 lirayla, 600 lirayla geçiniyorlar ayda. O 2 trilyon, 3 trilyon sadece banka reklamından alan şahıs tweet atıyor. Bu insanları polisle çatıştırmak için karşı karşıya getiriyor. Ne olur uyanın. Arkadaşlar, abiler, ablalar, kardeşler, ne diyorsanız uyanın. Bu şahıslar sizden değil. Onlar yediği zaman havyar yer, sizin gibi sandviç yemez. Onlar şarap içtiği zaman 1000 dolarlık şarap içer. Sizin gibi gidip de oradan meyve suyu içmez. Bunlar sizden değil. Kendinizi kandırmayın.
Sizden birisi varsa, ha Recep Tayyip Erdoğan üslubunda hata var mıdır yok mudur onu tartışırız bak. Sert midir yumuşak mıdır, son dönemde ne olmuştur geçmişte, ama bir gerçek var ki Recep Tayyip Erdoğan o ezilmiş adamlardan biridir. Ve ezile bu noktaya seçim kazanarak gelmiştir. Şimdi emperyal güçler istiyor diye Recep Tayyip Erdoğan'ın kellesini ben vermem. Vatandaş olarak söylüyorum bunu bakın. Ben Recep Tayyip Erdoğan'ı sandıkta düşürürüm. Oy vermem, veririm, severim, severim. Ama İngiltere istiyor diye, Almanya istiyor diye, nükleer lobi istiyor diye, şeker lobisi istiyor diye, bankacılık lobisi istiyor diye ben Recep Tayyip Erdoğan'ın kellesini onlara vermem. Ve bunun için ne gerekiyorsa Türk halkının, herkesin bunu anlaması lazım. Ve şunu da söyleyeyim. Türk ordusu defalarca bu oyuna alet oldu geçmişte. Defalarca. Menderes astılar, vicdan azabı çektiler. 12 Eylül'de 650 bin adamı yok ettiler. Gözaltına aldılar, sakat bıraktılar, vicdan azabı çektiler. Son dönemde Türk ordusuna karşı içeride ve dışarıda inanılmaz bir saldırı var. Bunu biz de söylüyoruz. Hı hı. Hatalar yapıldı ama Türk ordusu emperyal isteklere asla ve asla alet olmamalıdır. Ve şunu da bilsinler ki en küçük bir demokrasi dışı müdahalede çok sert bir tepkiyle karşılaşacaklar. Ve o tepki bu sokaktakilere benzemez. Dolayısıyla tekrar ediyorum, seçim sandığı önümüze konsun. Hı hı. Biz gerekeni yaparız. Severiz, sevmeyiz, takdir ederiz, etmeyiz ama emperyal güçler istiyor diye bu ülkede artık sadrazam, bu ülkede başbakan kellesi verilmeyecek. O sokaktaki arkadaşlar da bunu bilsin. Susuyorsak sakinliğimizden sakın yanlış bir çıkarımda bulunmasınlar. Evet. Şimdi sosyal medya bu işin açıkçası alevlendiren, ondan sonra yangına işte benzinle giden bir konumu sağladı. Sosyal medyada inanılmaz provokasyonlar oldu. Hani medyaya da yansıdı bu. İşte 17 büyük yalan diye verildi. Bunları da konuşacağız. Bunu harekete geçirenleri ve şimdi itidal çağrısı yapan Twitter üzerinden, Facebook üzerinden isimler var. Nelerdi bunlar? Kısa bir hatırlayalım. Tamam. Ardından tekrar yorumlayacağız bunu. Polis panzeri bir kişiyi ezdi. Polis gerçek mermi kullandı. Eylemlerde portakal gazı kullanıldı. Polisler ilaçlı suyla göstericileri bayılttı. Sosyal medyalara erişim engellendi. Köpeğe bile biber gazı sıkıldı. Eylem 48 saat daha devam ederse hükümet düşer. Eylemciler başörtülülere saldırdı. Evet, bunlar Twitter üzerinden sadece birkaç tane başlık. Bunun gibi neler neler vardı. Başından sonuna takip ettik. Mesela polis panzerinin bir kişiyi ezdiği bir fotoğraf vardı. Elden ele dolaştı ilk günlerde. Tayvan'da bir botun motoruna sıkışan bir gencin görüntüleriydi onlar. Bulurlanmış vaziyette bütün yerlerde de çıktı. İşte çok daha enteresan, hani buna nasıl inandı millet? 48 saat daha devam ederse Avrupa Birliği hükümeti düşürecekmiş. Hani öyle bir yetkisi var ya Avrupa Birliği'nin, hani başka 20 tane ülkede böyle hükümetleri düşürdü. Mesela Yugoslavya'da, şurada burada. Polisler ilaçlı su, yani polis şöyle yapıyormuş, çağırıyormuş, size su vereceğiz diyormuş. O suyu veriyormuş, insanlar o suyu içiyorlarmış, bayılıyormuş, polis alıp bunları gözaltına alıyormuş. Menderes'e de portatif kıyma makineleri var. Öğrencileri İnsanları kıyma makinesine atıyorlar diye uydurmuşlardı. Aynı Hep mantık. Aynı şey. O zaman sosyal medya yoktu, kulaktan kulağa. Şimdi bakın tekrar diyorum, samimi insanlara hiç sözümüz yok. Hı hı. Ama orada bu işi kışkırtan, dışarıdan aldığı emirle, içerideki lobilerden, içeride hükümetin rahatsız ettiği, hükümetin önünü kestiği, hortumlarını kestiklerinden aldığı emirle bu işi organize edenlerden o samimi insanlar uzak durmalı. Ve ben şunu söylüyorum, artık sokakları boşaltsın samimi insanlar. O marjinal gruplar sokakta kalsın ki, o terörist gruplar sokakta kalsın ki polis onlarla hesaplaşabilsin. Çünkü Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin hiç kimse Beşiktaş yokuşunu kapatma hakkına sahip değildir. Sabah çocuk okula gidecek gidemiyor. Adam işe gidecek gidemiyor. Korkarak geliyor. Ya burası 12 Eylül öncesi mi? Ne yapıyorsunuz? Bir de nasıl organize oldu? Mesela dün akaryakıtlardaki görüntüleri ben izledim. Gece belli bir saate kadar baktım ettim. Bir anda barikat kurulmasına karar verildi. Gecenin bir vaktinde bir kamyon yanaştı. O kamyondan tuğlalar indi ve yutong dediğimiz o gaz betonlar falan indi. Ağaç plakalar, yani özenle kesilmiş ağaç plakalar geldi. Gecenin saat 1'i ya da 2'siydi. İnanılmaz organize olmaları da şüphe yaratmıyor mu? Yani hani bu kadar bir şekilde bu gecenin bir vakti tuğla kamyonunu getirip oraya yığmak, onlardan bir barikat oluşturmak. O yemekleri kim getiriyor? Kolileri kim getiriyor? İçecekleri kim getiriyor? Sonuçta yani birisi bunu finanse ediyor para olarak. İçeriden ve dışarıdan yabancılara
yabancı artistlere, tiyatroculara, düşünürlere tweet attırıyorlar. Türkiye'ye destek olun diye. Bakın, evet. Türkiye çok adamı rahatsız etti. Küresel ve emperyal olarak büyümesiyle, güçlenmesiyle, genleşmesiyle, Orta Doğu'daki etkisi, Orta Asya'daki etkisi, gaz hatları, boru hatları, nükleer güç olma yoluna girmesi ve gayri safi milli hasılasının büyümesi çok insanı rahatsız etti. Dolayısıyla şimdi Türkiye'yi tekrar paketleyip bir paketin içine doldurmak istiyorlar. Ben buradan bütün herkese şu çağrıyı yapıyorum. Bankalar yıllarca kanınızı emdi güzel kardeşlerim. Bir kere organize olup sokağa çıkabildiniz mi? Çıkamadınız. Bu ülkede 30 yıl 40 yıl ticaret kanunu hep şirketleri korudu. Bir kere organize olup sokağa çıkabildiniz mi? Çıkamadınız. Sağlık sistemi hepimizi linç etti. Bir kere organize olup sokağa çıkabildiniz mi? Çıkamadınız. Holdinglere karşı bir kere organize olabildiniz mi? Olamadınız. Basına karşı daha önce kartel medyasına karşı bir kere organize olabildiniz mi? Olamadınız. Nedir şimdi bu organizasyon? Şimdi bu organizasyon samimi insanlara hariç tutarak söylüyorum tekrar. Bu organizasyon Türkiye'deki siyasi iktidarı bağımsız olma yolundan alıkoymak, Türkiye'yi tekrar paketleyip eskisi gibi küçük, içerideki yerleşik düzen tarafından yönetilebilir, paketlenebilir hale getirmek için bir organizasyondur. Tekrar ediyorum bakın. Eğer hükümeti değiştireceksek biz halk olarak değiştireceğiz. Bu ülkede İngilizler istiyor, Almanlar istiyor, holdingler istiyor, bankalar istiyor, faiz lobisi istiyor, dış odaklar istiyor diye başbakan kellesi vermeyeceğiz artık. Türk askeri de bunun bilincinde, Türk subayı da bunun bilincinde. Onun için buradan bütün samimi insanlara söylediğim şudur. Seçime hazırlanın. 10 ay sonra seçim var. Seçim yaptırmak istemeyenlerin tarihlerine kapılmayın ve dış güçlerin oyununa alet olmayın. Samimi insanlara bunu söylüyorum. Seçimde hükümetle hesaplaşırsınız istediğiniz gibi. 10 ay sonra gelin, mesajınızı verin. Ama unutmayın ki Türkiye ne zaman bağımsız olmaya kalktı, ayağa kalktı 1876'dan beri. Hep aynı pis oyunlarla sadrazam kellesi aldılar. Hep aynı pis oyunlarla başbakan kellesi aldılar. Ve şimdi aynı pis oyunu yine oynamak üzereler, oynuyorlar. Onun için buna alet olmamak lazım. Evet, tabii buna alet olmadığımız için kendi adıma da söyleyeyim. Siz de genel yayın yönetmenimizsiniz 24 televizyonu olarak. Bu provokatif eylemleri, bunların yapmış olduklarını diğer medya kanalları gibi olabildiğince ölçülü, belki de az verdik. Çünkü bu olayları tahrik etmemek adına gerekli tedbirleri aldık. Şimdi ben bütün gazetelere bakıyorum, bütün medyaya bakıyorum. Özellikle başından sonuna insanları tahrik etmek için yayın yapanlar, mesaj atanlar ve gazeteci arkadaşlarımız, dostlarımız da hayli miktarda var bununla ilgili olarak. Şimdi itidal çağrısı yapıyorlar. Yani en başta az önce söylediğinizin altını ben de bir kere çizerek söylüyorum. Bu işte hakikaten iyi niyetli, samimi olarak protesto eden, istemeyen, sevmeyen ve Taksim'e böyle bir şey yapılmasını savunmayan, olmasını engellemek isteyen insanları ayrı tutarak söylüyorum ama o şekilde yayın yaptıktan sonra şimdi itidal çağrısı yapıyor olmaları da acaba o günahlarını örtmek için bir günah çıkartma gibi midir? Çünkü ben öyle algılıyorum. Korktular tabii olayın geldiği noktadan. Bir de şöyle bir şey var, çok özür diliyorum, sözünüzü kestim. Estağfurullah. O ilk günden itibaren Twitter hesaplarından insanları gaza getirenler şimdi diyorlar ki ya kusura bak, benim Twitter hesabım hacklenmiş. Başkası kullanmış falan. Bugün atıyorlar ama mesajları. Tabii işin geldiği noktayı görünce son olarak şunu da söyleyeyim. Evet. Geldiğimiz noktada vatandaş her türlü hakkını kullanabilir. Sanmasınlar ki biz her şeyi çok seviyoruz. Ya benim bütün icraatı sevmem, sizin bütün icraatı sevmeniz, bütün bakanları sevmeniz, doğru bulmanız, bütün icraatın arkasında durmanız mümkün mü? Ben köprü ve otoyollar iptal edilsin diye tek başıma burada kampanya başlattım. Evet. Sosyal medya neredeydi o zaman? Kim iptal etti yine onu? Gitti başbakan iptal etti. O sosyal medyadaki arkadaşların 5,5 milyar dolarını, yani bu halkın, birileri cebine indiriyordu. Kendimi parçaladım gazetede, televizyonda, sosyal medyada. Kimse arkamdan gelmedi, organize olmadı. Başbakan iptal etti onları yine. Geçmişte şeker lobisine savaş açtık. Hiç organize olmadı arkadaşlar. Bankacılık kanunu için, düzenleme için savaş açtık. Hiç organize olmadılar. İMKB ile ilgili savaş açtık. Faizle ilgili savaş açtık. Dolayısıyla bu halk kendi menfaatinin nerede olduğunu bilmiyor. Çünkü bilmesine izin vermiyor kafasını bulandıranlar. Kim ki halkın menfaatini o yerleşik düzene ve yabancı güçlere karşı koruyor, onların peşinde, onların katili olmak için onları peşine düşürüyorlar. Dolayısıyla lütfen herkes sağduyulu bir şekilde ne olduğunu anlamaya çalışsın. Sandıkta hesaplaşmaksa sandıkta hesaplaşmak. Mesaj vermekse mesajınızı verdiniz, mesajınız alındı.
Hükümetle başbakan da gerekli mesajı çıkarmıştır. Cumhurbaşkanı da çıkarmıştır. Zaten açıklamalar geldi. Ama bundan ötesi Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ni silah zoruyla yıkmaya teşebbüs edenle aynı noktaya getirir doğru, sizi. Doğru. Onun için herkes evine dönsün. Polisin de işini yapmasını kolaylaştırsın. Sayın Bu, teşekkür ediyoruz. Ben teşekkür ederim. Için, yayına katıldığınız için. Değerli izleyiciler, birazdan Türkiye Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Nuh Albayrak'la birlikte olacağız. Gelişmeleri değerlendireceğiz.